haritası kısa sürede pek çok kentte kızıla dönerken ekipler de denetimdeydi. İstanbul'da lüks bir restoran kısıtlama saatinde müşterilerini ağırlarken ekipler baskın yaptı. İçeride sürpriz bir isim de vardı. Tamam hadi gelin çekmiyoruz. 3 ayda ilk kez çıktım. Allah bu pandemiyi inşallah bir an önce başımızdan alsın. Hem kısıtlamayı deldi hem de pandeminin bitmesini istedi. Hata kimin onu geç. Şarkıcı Yaşar İpek'in söylediğiyle yaptığı böyle çelişti. Abi etik değil ama ben çıktım tam dükkan kapanırken işte saat 9'da böyle bir şey oldu. Kameradan korkuyorsunuz, koronadan korkmuyor musunuz? İstanbul Nişantaşı'ndaki lüks restoran dün akşam kısıtlama saatinde tıka basa doluydu. Müşteriler arasında Yaşar İpek de vardı. Ben vallahi 3 aydır yani evimden ve stüdyodan çıkmış değilim. Bu akşam çıktım. Polis 100 kişiye toplam 315 bin lira idari para cezası yazdı. Kelepçeliyim beni. Bir dakika abi bak göreceğim. Bir dakika ya. Terörist olsam böyle muamele gördüm. Kısıtlamayı delip ters yöne giren bu genç de İzmir'de ekiplerin sabrını zorladı. Buraya terörist gelecek. 5 tane ekip arası getirmez bunu. Yakaladım yine eyvallah. Alkollüyüm. Suçunu kabullendi ama karakola gitmek için şartı vardı. Benim ağam gelecek bu arabayı alacak ben öyle gideceğim. Memurlar benimle uğraşıyor. Muhabbete bak. Emekli polis olduğunu söyleyen baba da oğlu gibi zorluk çıkardı. Baba bak beni dinle. Dersten girmişim komiser beni durduruyor. Alkollü sürücüye 5828 lira ceza yazıldı. Ehliyetine 6 ay el konuldu. Bak şimdi ben komiserim ben sana ne dedim? Antalya'da ise vurdum duymazlar belli ki kademeli normalleşmeyi yanlış anlamıştı. Evet arkadaşlar şimdi eğlenmiyormuş gibi yapıyoruz evet. Maske yoktu mesafede onların yerine müzik eşliğinde dip dibe eğlence vardı. Onlar dans ederken korona da aralarında ritim tuttu.